Günün en güzel anlarından bir tanesi galiba. Sesim geliyor mu? Ya akşama kadar hani bu saate kadar bir şeyler konuştuk. Çok güzel teknolojiler anlatıldı. Çok güzel herkesten güzel feedbackler geliyor. Peki Türkiye'de acaba bunu kullanmaya başlayan firmalar var mı diye herkesin kafasında soru işaretleri oluştu. Biz de hani çok merak ediyorduk. Böyle bir şey var mı? Gerçekten araştırınca çok güzel firmalar olduğunu duyduk. Hatta çok gurur da duyuyoruz. İsimlerini çok sonradan duyduğumuz ama gerçekten gurur verici firmalar. Hakan Bey'den başlayalım. Kendinizi bir tanıtın, firmanızı bir tanıtın. Neler yapıyorsunuz bize anlatın. İsmim Hakan Kocakulak. Sesim geliyor. Nokta.com Media CTO'suyum, genel müdür yardımcısıyım. Nokta.com Media isim olarak değil de daha çok izlesene.com, sinemalar.com, alkışlarla yaşıyorum.com gibi ürünleriyle bilinir. Türkiye'deki internete giren her 28 milyon kullanıcıdan her ay 18 milyonu nokta ürünlerinden bir tanesine dokunur. Ağırlıklı olarak izlesene.com Türkiye'nin video stream platformu. Video izlenme sayısı olarak da Türkiye'nin en büyük 3. video izlettiren mecrası. 1 ile 2 zaten global oyuncular, YouTube ve Facebook. Onun arkasından en çok video izlettiren platform Nokta.com Medya'nın izlesene ürünü. Tunç Bey. Merhaba. İsmim Tunç Kahveci. Ardıç'ın kurucu ortağıyım ve chairman'ıyım. Ardıç bir IoT servis platformu. Sonuç itibariyle 2008 yılından beri faaliyetteyiz. Yaklaşık 110 bin tane uç noktaya şu anda hizmet vermekteyiz. 1.7 billion transaction günde yapmakta platformumuz. Sonuç itibariyle OpenStay'de çok yakından kullanmaktayız. Hüseyin Çotuk, TÜBİTAK Ulakbim'de görev yapıyorum, baş uzman araştırmacı olarak. TÜBİTAK Ulakbim, Bilkent'teki veri merkezi üzerinden Türkiye'deki akademik kuruluşlara, üniversitelere, askeri okullara ve polis akademilerine internet erişimi sağlayan, aynı zamanda belli limitler dahilinde Türkiye'deki araştırmacılara ücretsiz, yüksek başarımlı hesaplama kaynakları sağlayan bir ürün. Yaklaşık 2,5 seneyi aşkın süredir de bulut üzerinden bazı kamu projeleri, üniversitelerin uzaktan eğitim uygulamaları ve Ulakbim içerisindeki iç projelerimizi hibrit bulut üzerinden yürütüyoruz. Hüseyin Bey, ne büyüklükte bir OpenStack kurulumunuz var? Şu anda 4000 çekirdeğin üzerinde bu projelere ayırdığımız kaynak var. İhtiyaç oldukça gene kaynak ekleyip yatayda büyümeye devam ediyoruz. İlk olarak 2012 yılında biz gerek Avrupa Birliği projelerinde gerekse bu katıldığımız kamuyla ortak yürüttüğümüz projelerde ortaya çıkan kaynak ihtiyacı doğrultusunda testlerimize başladık. Diğer alternatifleri de denedikten sonra 2012 yılının sonunda OpenStack ile devam etmeye karar verdik. OpenStack'i neden seçtiniz? Yani bu şeyde neden OpenStack? Şöyle özetleyebiliriz. TÜBİTAK Ulakbim her servis ve teknolojide olduğu gibi bulut konusunda da gelişmeleri yakından takip ederek bu konudaki çalışmalara öncülük yapmaya çalışıyor. Bunun yanında bir de Pardus projesi bünyesinde yürütülen bizim açık kaynak ve açık standartları yaygınlaştırma Akasya projemiz var. TÜBİTAK bünyesinde açık kaynak sistemlerin yaygınlaştırılmasıyla ilgili görev Ulakbim'e verilmiş durumda. Biz bu doğrultuda bulut ihtiyacı ortaya çıktığında öncelikli olarak açık kaynaklı bulut çözümleri üzerinden testlerimizi yaptık. Bunların arasında da diğer alternatifleri de denediğimiz gibi sonuçta arkasında güçlü bir komünite olması, bizim ihtiyaçlarımızla birebir örtüşmesi OpenStack kullanımını teşvik etti bizim tarafımızda.
özellikle dünyada birçok kişinin bizim dışımızda da OpenStack'i kullanması, benzer ihtiyaçların ortaya çıkması ve bu komponentlerin geliştirilmesi bizim tarafta OpenStack'in kullanımını kolaylaştırdı. Tabii ki maintenance ve troubleshooting tarafında bazı zorluklar ilk aşamada yaşayabiliyorsunuz ama dediğim gibi bizim Avrupa Birliği projelerinden ve süre gelen diğer projelerden deneyimli bir ekibimiz vardı. O aşamada biraz daha kolay ilerleme imkanımız oldu. Peki Hakan Bey, size attığım bir soru sorayım. Ondan sonra Tunç Bey'e zor olanı soracağım. Peki siz, benim bildiğim kadarıyla SEF'i belki CERN'den önce kullanan firmalardan bir tanesiniz. Şu an hani SEF çok popüler oluyor. Gerçekten bu konuda ciddi bir kendi içinizde de argeniz var. Siz neden OpenStack'i seçtiniz? Yani buradaki sizi itekleyen güç neydi? Biz nokta olarak 2,5 senedir hem OpenStack hem SEF kullanıyoruz. OpenStack'te Folsom sürümünü kullanıyoruz. Early Adapter'ız iki projede de. Şu an SEF tarafında 35 notluk bir cluster'ımız var. Yani bu seneki kapasite artırımıyla 50 makinalık bir cluster'a denk gelecek. O, her bir makina 4 terabaytlık 12 slotlu disk almakta. Bu da yaklaşık 2,5 petabayta denk geliyor. Biz video içerik sitesi olduğumuz için çok büyük verilerimiz var. Dolayısıyla onu yedekli kullanabileceğimiz bir altyapıya ihtiyacımız var. Aynı altyapıyı block storage olarak OpenStack altyapımızı da kullanıyor. OpenStack altyapımızda ki bütün sanal instance'lar operating system volume olarak yine SEF'i kullanıyor. Orada da 20 düğümlük bir cluster'ımız var. Core sayısını tam hatırlamıyorum ama 200 civarında sanal sunucu çalışıyor bu makinaların üstünde. Neden SEF ve OpenStack? Data yedekliği anlamında SEF'i kullanıyoruz. SEF'te hem rack-aware ve de data center-aware bir altyapı sunuyor size. Biz başladığımız zaman en büyük sıkıntı bu datanın yedekliliğiydi. O bakımdan SEF, tabii çok tartışmalar yaşadık biz de kendi içimizde. Swift mi kullanmalıyız, Cinder mi kullanmalıyız, SEF mi kullanmalıyız? Özellikle bu kararları 2,5 sene önce daha projeler early stage'indeyken vermek çok kolay olmadı. Ama şu an geriye dönüp baktığımızda doğru kararları verdiğimizi görüyoruz. Hem OpenStack anlamında bulut çözümü olarak hem de backend'de storage alanı olarak SEF doğru bir çözümmüş. Tabii çok sıkıntılar yaşadık. Bir sürü patch'leri kendimiz derledik. Kendimiz deploy ettik. Bir de 7/24 çalışan bir sistem. İzlesene. Anlık 100 bin kişi izleseneden hizmet alıyor. Böyle bir sistemi ayakta tutmak çok kolay değildi. Dolayısıyla OpenStack ve SEF doğru bir tercihmiş. Tunç Bey. Hoş geldiniz. Bizi kırmadınız. Böyle geldiniz. Ben aslında sizin biraz şeyle alakalı. Açık hani enterprise kullanımında özel sektörde ciddi işler yapıyorsunuz. Hatta ülkemizin sınırlarını çok aşmış durumdasınız. Gerçekten hani gurur verici Ar-Ge çalışmalarınız var. Açık kaynak kullanımlarını kurumsal kullanım anlamında hazır görüyor musunuz? Ne gibi avantaj, dezavantajları var? OpenStack'in, işte open source olmasının, açık kaynak olmasının ne gibi avantajları, dezavantajları var? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi aslında bu konuyla ilgili bizden önceki panelde de değinildi. Open source kullanmayı veya OpenStack gene bunun çerçevesinde elbette ki ana kilit nokta sizin yetişmiş elemanınızın olup olmamasıyla alakalı. Sonuç itibariyle elbette yetişmiş elemanınız varsa ve yetişmiş elemanı da uzun süre efor edebilecek bir zihniyette bir organizasyon yapısı oturtmuşsanız elbette ki o open source'da olan bazen hani half-baked dediğimiz süreçleri hızlı aşabilecek durumda oluyorsunuz organizasyon olarak. Şimdi OpenStack benim bildiğim kadarıyla en başarılı open source
projelerden bir tanesi. Biz hemen hemen ilk başından beri OpenStack'i kullandık. Çok da memnunuz. Sonuç itibariyle eğer sorarsanız niye seçtik? Tabii ki ilk başladığınızda bizim için cost önemli bir faktördü. Dolayısıyla da elbette ki bize en cazip gelen open source dünyası olmakta. Enterprise dünyasında bu kullanılır mı? Sorunuzun bir bölümü de oydu. Bence kesinlikle kullanılır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Sonuç itibariyle burada Türkiye'nin de genel olarak zaten open source dünyasına, open source community'sine bir şekilde artık katılması, bunun bir parçası olması lazım. Evet, bazı adımları attık. Görüyorum bunu ve sonuç itibariyle güzel başlangıçlarımız var. Ama ülke olarak da sonuçta bu gelecekte software önemli bir sektörse eğer, bilişimin en kritik sektörlerinden biri ise eğer, dolayısıyla bizim gençlerimizin de open source dünyasına hem contribute ediyor olmaları lazım, hem daha haşır neşir içli dışlı olması lazım. Özellikle bu OpenStack eventinin düzenlenmesi Türkiye'de beni çok gururlandırdı. Herkesin düşünen, bunu bir araya getiren herkese teşekkür ediyorum bu bağlamda da. Umarız çok daha büyük eventleri Türkiye host etme şansına sahip olur. Dünyanın en büyük genç nesillerinden birine sahibiz. Ve birçok mühendis yetişmekte. Bu tip awareness'lar ülkede yaygınlaşırsa eğer, sonuç itibariyle bizler de open source dünyasına, open stack gibi foundation'ların bir parçası inşallah oluruz. Daha integratif bir parçası oluruz. İnşallah. Hüseyin Bey, burada galiba sorunun en zoru size kalmış falan diyorum. Daha sorularım var ama. Şimdi siz kamuya aslında bir şekilde bazı noktada cloud providerlardan bir tanesisiniz. Birçok Avrupa Birliği projeleri veya kamu projelerinde kamu kurumlarına cloud veriyorsunuz, public veya private. Şimdi burada herkesin aklına gelmiştir ama benim biraz daha uzmanlık alanım güvenlik olduğu için herkesin kafasına daha çok takılıyor bu. Güvenlikle alakalı, hani OpenStack güvenliğiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Güvenli mi açık kaynak kullanıyorsunuz ve böyle bir cloud ortamında? Güvenlik çekinceleri nedir? Avantaj, dezavantaj, düşünceleriniz nelerdir? Kısaca şöyle özetlemeye çalışayım. Bizim şu andaki bulut ortamımızda Başbakanlık dahil 3 farklı bakanlık, yaklaşık 10'a yakın üniversitenin uzaktan eğitim sistemi, TÜBİTAK'ın farklı enstitüleri ve bazı kendi içimizde yürüttüğümüz Pardus, Dergi Park gibi projeler var. Aslında cloud ortamında güvenlik riskleri yapılan araştırmalarda 5 temel kategoriye ayrılmış durumda. Bunlardan ilki verinizin diğer bulut ortamını kullanılan kullanıcılarla aynı ortamda tutulması ve lojik olarak silinmesi, mantıksal olarak silinmesi. Bunun tabii farklı çözümleri var. Encrypt etmek bunlardan biri, verinizi şifrelere tutmak. Bunun için de OpenStack'in Barbican isminde bir projesi var. Key Management'ını yapabildiğiniz. Yani OpenStack'in Barbican komponentini kullanarak verilerinizi şifreleyerek tutabiliyorsunuz örneğin. Onun dışında uzaktan erişimle ilgili en temel threatler aslında saldırılar. Bu kanaldan yapılan saldırılar. Uzaktan erişimle ilgili de her sunucuya uzaktan erişim açmak yerine genelde hem OpenStack'in içerisindeki site-to-site VPN çözümü, gerekse bizim Heat Orchestration Template ile sağladığımız Client-Server VPN hizmeti sayesinde hem sertifika bazlı hem kullanıcı şifre bazlı her ikisini kullanarak daha güvenli bir remote access sağlayabiliyorsunuz. Yani aslında şöyle değerlendirmek lazım. Bulut, ya yani diğer tüm IT altyapılarında olduğu gibi bulut altyapılarında da bazı güvenlik riskleri mevcut. Önemli olan bunları düzgün şekilde ele alıp bunlara çözümler geliştirebilmek. Yani aslında diğer geleneksel IT altyapılarından çok bir farkı yok. Aynı altyapıyı işletiyorsunuz.
bunları düzgün bir şekilde farkında olup ele alıp buna göre de çözümler üretirseniz bulutun hani güvensiz bir ortam olduğunu düşünsek biz bu kadar kritik projeyi buraya koymuş olmazdık. Çok teşekkür ederim. Bu, ayrıca zaten hani Firewall as a Service, Application as a Service gibi farklı şeyler var. Evet, servis zincirleri var. Hani bu servis zincirlerine güvenliği dahil edebiliyorsunuz falan. Aslında belki normal ortamdan daha dinamik. Buyurun. Bir şey eklemek istiyorum. Aslında kesinlikle katılıyorum söylediğiniz noktaya. Güvenlik, hani bir paranoya var. Güvenlik paranoyası ki doğru. Öyle olunması da lazım ama mimariyi bir araya getirirken, başta güvenlik felsefesi düşünülerek mimari bir araya getirilirse eğer, aslında bulut teknolojisi sonuç itibariyle gerçekten işimizi kolaylaştıran, daha optimize, daha ekonomik, daha efektif bir çözüm sunuyor ortaya. Bir de buna ek olarak esasında kullanımı açısından baktığımızda bulut teknolojisinin hazır fırsatı gelmişken, madem bu kadar yoğun bulut teknolojisi kullanıyoruz, düşünsel olarak da bulut teknolojisini nasıl konsüm edeceğimiz konusunda da aslında biraz düşünmemiz gerektiğini inanıyorum. Çünkü şu aşamada evet, işte gerek Facebook, gerek Nokta, gerek YouTube, bunlar hep bulut teknolojisi bunların üzerinde. Ama bunlar public servisler. Ama bunun ötesinde enterprise tabanlı servisler de buluta doğru kaymaya başladı. Salesforce.com örneğinde olduğu gibi. Türkiye olarak da bizim bu teknolojiyi daha hızlı embrace edebilmemiz için gerek özellikle kamu alanında belki yönetmeliklerimizde de buna benzer bazı değişimin ve adaptasyonun yapılması gerekli diye düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar olan yönetmeliklerimizin hepsi kutu alımına dayalı. Yani software as a box purchasing mantığıyla çalışıyor. Ama şu anda gördüğümüz gibi software cloud'a doğru her koldan çıkmakta. Şimdi dolayısıyla software'i üreten, bu servisleri üreten ve bunu bulut teknolojisiyle üreten enterprise'larda tabii bunu nasıl sonuç itibariyle commercialize edecek? Bu konunun da bir fiil aynı zamanda da işlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu da tabii security ile de biraz ilintili olduğu için de söylüyorum. Çünkü aslında güvenlik tarafını da belki bu çerçevede adreslersek ülke olarak daha hızlı bulut teknolojisine geçişi enable ederiz diye düşünüyorum. Çok 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 haklısınız. Aslında dediğiniz gibi bariyerlerden bir tanesi bu. Yani ciddi bir şey oluşturuyor bizim ülkemizde. Bunların da düzenlenmesi lazım. Buyurun Hüseyin. Ben ufak bir iki ekleme yapmak istiyorum. Katıldığımız OpenStack Summit'lerinde geçmişti. Dünyadaki kullanımına bakarsak güvenlikle ilgili konuda CIA'in de Amerika'da kendine özel bir versiyon altında, yani kendi encryption algoritmalarıyla OpenStack'i kullandığını görebiliyoruz. Onun dışında bankalar, Walmart gibi, PayPal gibi elektronik alışveriş siteleri, yani özellikle parayla ilgili finansal sistemlerde de Bloomberg gibi kullanıldığını görüyoruz aslında. Yani güvenlik bütün olarak ele alınması gereken bir şey, alttaki bileşenlere göre çok farklılık gösterebilir. Dediğim gibi uygun çözümlerle düzgün bir şekilde ele aldığınız zaman çok kritik sistemlerde bile kullanıldığını görebiliyorsunuz. Hakan Bey, sizde aslında çok güzel use case'leriniz var, örnekleriniz var. Şimdi normal bir geleneksel sanallaştırma veya geleneksel bir server içerisinde bir uygulamanın kurulması tarzında bir şey yapsaydınız, herhalde bir gecede YouTube bütün trafiği size akmaya başladığı zaman çok farklı davranabilirdiniz. Yani bu bir nasıl faydası sağladı bu konuda? Neler yaşadınız o anda? Onu da bir paylaşırsanız belki bir anı halinde, belki bir şey halinde çok mutlu oluruz. Çok ilginç. Zaten bu gibi anılar Türkiye'de oluyor. Geçen sene YouTube'un kapandığı dönemde tabii ki Türkiye'deki tek video platformu
ya da en büyük video platformu olarak izlesene kaldı. Bir anda bütün kablolar üstünden data bize talepler akmaya başladı. Hatta şöyle olmuştu, ben yeni yatırım yaptığımız sunucuları almıştım, uçaktan indim. Şirketin genel müdürü aradı, YouTube kapandı dedi. Ben evime gidiyorum. Tamam, şirkete geliyorum dedim. Ekibi aradım, herkesi şirkete topladım. Bir anda 5 kat bir trafiğe hizmet vermeniz gerekiyor. 15 gigabitlerde trafiğiniz varken 65-70 gigabitlere. Yani YouTube'un 3'te 1 trafiği geçen sene bize geldi. Türkiye'deki 3'te 1 trafiği. İzlesene.com olarak karşıladık. Yani değişik bir şeydi. Eğer altyapımız ölçeklenebilir olmasaydı zaten bunu yapamazdık. Bütün şeyler, imajlardan makineler çat çat kurulmaya başladı bir gecede. Çünkü her türlü puppet resipilerimiz hazırdı zaten. 5 tane solar makine varsa cluster'da 15 tane solar makine oldu. Search makinesi. Ondan sonra işte 6 tane, bu arada sadece biz bu her şeyi otomatize etmiştik. Yani bare metal kurulumu dahil. Yani önce bare metali ayağa kaldıracaksınız. Ondan sonra üstüne OpenStack servislerini kurmanız gerekiyor. Data akmıyor tabii. Yani o kapanınca herkes video yüklemiyor bir anda. Biraz zaman geçiyor. Açılacak mı acaba diye düşünüyor insanlar. Sonrasında YouTube'daki videolarını izleseneye yüklemeye başlıyorlar. Bu sefer bir yandan da data akmaya başlıyor. Transkonik makineleri deli gibi çalışmaya başlıyor. Video içerikleri günde 1000 tane video transkod ediyorken 5000 tane video transkod etmeye başlıyorsunuz. Çünkü YouTube üstünde bütün firmaların kanalları var. İşte Vodafone'un YouTube'da bir kanalı var. İşte Netde'nin YouTube üstünde bir kanalı var ama kimse erişemiyor o kanallara bir gecede. Dolayısıyla o kanallarını izlesene de açmak istiyorlar. Ve o videolar bize gelmeye başlıyor. Tabii bu kolay olmadı ama o gece o trafiği vermeye başladık. Neyse ki network uplinkimiz yüksekti. En sıkıntılı nokta o kablo doluyor zaten en başta. Sonrasında kablo bir yerde durur mu acaba diye merak ediyorsunuz. Yani o trafik ne zaman duracak, nerede? Sürekli ekliyorsunuz. Verdikçe alıyor makineleri şeye. Bir yerde durdu tabii. Saçır oldu. Sonra baktık ölçümlere. Ayda 3 milyar video izletiyormuş YouTube o dönem Türkiye'de. Ayda 1 milyar video izletmişiz biz. Yani fena bir rakam değil. Bu yaklaşık 2,5 ay sürdü bu süreç. Ölçeklenebilir altyapının faydasını görmüş olduk. Bütün makineleri kullandık neredeyse. Ama o trafiği, ülkeye hizmeti verdik yani. Aslında şeyin de application as a service'in çok güzel bir örneği. Hani sizin hani sunucuları şey yaptık. Bir application sunucu kurmanız ne kadar zamanınız aldı? Birkaç saniye? Dakika mertebesinde. Yani işte. Değil mi? Bir uygulama sunucusunu ayağa kaldırmanız. Yani instance'ın kopyasından imajını alıyorsunuz, atıyorsunuz. Evet. Yani otomatik sistem, cloud evet. Zaten. Ne varsa içine atıyorsunuz. Herkes oradan alıyor. Ya o da komik tabii de. Çok fazla zamanımız kalmadı. Ben en son düşüncelerinize... Işte, Türkiye'de bunlar da oluyor. YouTube kapanıyor, açıklamalar o şekilde oluyor. Her şeyin içine atıyorsunuz tabii. Çalışıyor şeklinde açıklamalar oluyor. Umarım olmaz. Biz YouTube'un kapanmasını istemiyoruz. Çünkü Türkiye'de pazarı YouTube büyüttü. Yani biz YouTube kapansın diye bakmıyoruz. Yani YouTube açık kalsın, pazarı büyütsün, YouTube da büyütsün, biz de büyüyelim. Yani YouTube'un olmadığı bir şeyde ya da internetin sansürlendiği bir ortamda bizim de büyümemiz mümkün değil zaten. Evet, evet. Son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı Hüseyin Bey? Zamanımız da oldu. Toparlamak gerekirse dünyada geleneksel bilişim altyapılarından buluta doğru hızlı bir geçiş var. Bütün istatistikler bunu gösteriyor. Biz de bu dönüşümde öncülük etmeye çalışıyoruz. Kendi kaynaklarımızı buluta taşırken gene bulut üzerinden hizmet vermek isteyen kurumlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Onun dışında OpenStack Türkiye olarak da işte Ankara'da meetuplarımız var. Bunlara destek olmaya çalışıyoruz OpenStack'in yaygınlaştırılması amacıyla.
üniversitelerle ilgili bir komünitemiz var. Zaman zaman çalıştaylar yapıyoruz. Orada anlatıyoruz. Orada da yaygınlaştırılması için çalışmalarımız oluyor. Elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Tunç Bey, sizin var mı? Ana. Cloud, bulut bilişim kaçınılmaz bir teknoloji. Hep Internet of Things, Internet of Everything, Internet of Anything diye bahsettiğimizde bu tonlarca data demek. Ve bundan sonraki endüstrinin döneceği yer data as a service sonuçta. Bilgiye hakim olmak, geleceğine hakim olmak ise sonuç itibariyle biz bu teknolojiyi sonuna kadar konsüm edebilmeliyiz. Dışarıdan alana alarak da olmuyor bu teknoloji. Bunu bir fiil yaşamalıyız. Buna ülke olarak da gerçekten ciddi bir şekilde contribute edip bunun bir parçası olmalıyız. Sonuç itibariyle bir de küçük bir bilgi veya sorayım. Dünyanın en büyük cloud computing platformu nerede? Sanırım esasında o Çin'de, Alibaba'nın altyapısı. Gördüğünüz gibi yani bunu cross-check edebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi ülkeler bu konuya ciddi bir şekilde yatırım yapmakta. Dediğim gibi Internet of Things denilen olay hayatımıza daha da çok girmeye başlayınca bu kaçınılmaz bir nokta olacak zaten. Dolayısıyla söyleyeceğim şey OpenStack ve OpenStack'in eventlerinin böyle bir başarılı bir foundation'ın Türkiye'ye çok daha güçlü bir şekilde girmiş olması ve bizlerin de contribute eden member'lar olması. Çok teşekkür ederiz. Hakan Bey, sizin en son söyleyeceğiniz, tamamlayacağınız? Open source teknolojilerde, OpenStack'te en büyük problem insan kaynağı. Açıkçası ben bu kadar ilginin olacağını tahmin etmiyordum. Buraya gelen herkese ve organize eden sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu community olmadığı sürece, bu teknolojilerle ilgilenen sayısı artmadığı sürece bu gelişme olmayacak. Bizim en büyük sıkıntımız insan kaynağı oluyor zaten. Bu konularla ilgilenen, çalışan, kendini geliştiren arkadaşları bulmakta zorlanıyoruz. Öyle ki Türkiye'den gidiyoruz. İşte neredeyse bu kaynak. Oradakilerle konuşuyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz, danışıyoruz. Yani biz bunları kararını almadan önce bile, 2,5 sene önce Silikon'a gidip kimlerse bu teknolojileri geliştirenler toplandık, konuştuk. Sorunlar olduğunda, yalnız kaldığımız zaman kendi kendimize nasıl çözebileceğiz emin olduk. Ondan sonra bu işlere soyunduk. Bu konularda Türkiye'de çalışan birileri olması herkes için bir avantaj olacaktır. Kalkıp bir yerlere gidip bu konularla çalışanları aramaktansa kendi komünitemiz arasında bu soruların yanıtlarını buluyor olacağız. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. %100 iş garantisi diyebiliriz o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bir alkış alabiliriz.